Hakan Usta kolay gelsin. Bize biraz kendinizden ve yaptığınız işten bahseder misiniz? Şimdi hoş geldiniz. Yaptığımız ayakkabı tamircisi ve yemenicilik. Şu anda yemeni iş yapıyoruz. Tamirle beraber aynı işi yürütüyor. Yaptığımız iş dersen, yani yaşım 47, 33-34 yıldan beri yaklaşık bu işle uğraşıyorum. Dedemden kalan bir meslek. Yani meslek iyi. Sevdiğiniz meslek, severek yaptığınız bir şey ama işte maddi imkansızlıklardan dolayı ancak bu kadar yapabiliyoruz. Peki mesleğinizi seviyor musunuz? Yani sevmesem zaten 35 yıldan beri ya bu işle uğraşmanın bir şeyi yok, esprisi yok. Doğru. Peki mesleğinizin zorlukları var mı? Her mesleğin kendine bir zorluğu var. Ya olmaz diye düşünüyorum ama severek her şeyin zorlukları aşılıyor. En önemli şey de zorluk, eleman yap. Eleman. Sıkıntı. Peki yemeni nedir ve nasıl yapılır? Bize özetle bir anlatabilir misiniz? Tabii Yemen'in tarihçesi, yani benim bildiğim kadarıyla Yemen ilinden buradan savaşa giden insanlar oradaki kültürü, yani bu ayakkabılar, rahat ayakkabıları sıcak bölgede oldukları için ayaklarına rahatlık veriyor, serinlik verdiği için oradaki, ya bizim atalarımız oradan buraya doğru bir göç getirmişler. Yani bir Yemen ayakkabısı getirmişler. Kabaca kaba ayakkabı demek. Yemeni kaba ayakkabı demek. Çünkü modeli fazla şey olmayan, günümüz şartlarında olmayan ama sıra dışı bir ayakkabı. Bence sıra dışı çünkü ayakta herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor. Kimyasal bir malzeme yok. Komple deri, içi dışı taban. Yani bir de şu var. Bu Yemeni, ya ben yine bildiğim kadarıyla yanlışım da olabilir. Güneydoğu'ya mahsus bir şey, giyim tarzı yani bu. Çünkü atalarımız Yemen Savaşı'ndan sağ kalanlar Güneydoğu'da bu işi sergilemeye çalışmışlar. Günümüze kadar da gelmiş yani çok şükür. Bazıları yaşatıyor. Anladım. Besin'in yemenicilik tarihi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Besin yemek tarihi aşağı şey dediğimiz bizim eski Besin'den kalan bir şeyimiz var. Zaten orada bayağı bir sektörmüş yani bu. Tabakhane varmış, bu işletmelerde bayağı bir sektör sektör halinde geldikleri söylüyorlar. Yani oralara yetişmedik, görmedik ama dedelerimizden duyduğumuz kadarıyla eskiden kışın çalışıp yazın işte bu çevre illere yemeni satmaya götürdülermiş. Yani Urfa olsun, Antep olsun, Maraş olsun, Adıyaman olsun. Yani buralara güçlerinin yettiği kadar işte köylere, kentlere taşırlarmış bunları. Bildiklerimiz bu kadar. Yani onlar en son onlar öldükten sonra işte bir ara burada tam durma noktasına geldi. Yani bitmişti zaten. Evet. İşte biz de böyle bir 5-6 sene böyle bu uğraş içindeyim, bir arayış içindeyim, nasıl yapsak, nasıl etsek, şöyle bir şey derken yani bugüne kadar getirdik, artık bundan sonra da hem kendimizi geliştireceğiz, hem modellerimizi geliştireceğiz, hem de markamızı geliştireceğiz. Yemeni yapmak nereden aklınıza geldi? Vallahi yemeni yapmak her zaman benim aklımdaydı ama işte dediğim gibi eleman yetersizliği, maddi yetersizlik, işte bunlar çeşit çoğaltmak için kalıp olsun, deri olsun, envai çeşit. Bunlar hepsi parayla dönüyor. Parayla da kısıtlı olunca bir şey yapamıyorsun. Kendi kabımıza çekilmiş durmuştuk. Ama işte ne hikmetse Türkiye'deki bazı şeyler gibi elin adamı geldi meşhur etti şu filmde. Ondan sonra biz de artık kafamıza bir taş düştü. Yapmaya başladık yani. Evet. Peki Yemeni ile ayakkabı arasındaki fark nedir? Yemeni mi iyidir yoksa ayakkabı mı iyidir? Ayakkabı günlük Yemeniz bence sadece yazın giyemiyorum. Yani başlamıyor. Kaba ayakkabı. Yemeni kaba ayakkabı. Yani şekli fazla olmayan, kendisini fazla karşıya ben buradayım diye demeyen de sağlık için var olan bence. Sağlık olarak ayakkabıdan daha iyi diyorsunuz. Tabii tabii yani. Sağlık yani şunun ayağında kaşıntısı, mantarı, kokusu olan kesinlikle şunu yani nerede olursa şunu alıp giymesini ben öneririm, tavsiye ederim. Yani doktor kadar da faydalı size söyleyeyim yani. Peki Yemenicilik mesleğini kimden öğrendiniz? Şimdi yemencilik mesleğini yani dedem rahmetli olduktan sonra zaten 13-14 yaşında dükkan üzerime kaldı.
Onu da dedemin dayısı aynı bu şekilde iş yaptı. Ondan bakarak dedemden biraz aldım. İşte oradan bundan ve daha sonra kendimi geliştirerek yani onlardan fazla görmedim ama kendimi geliştirerek sürekli bu işin merakını sardığım için yani. Ne olsa olsun merak insan evet. Başına meraktan geliyor bir şeyler. Bizim evet. Başımıza meraktan böyle şeyler gelmeye başladı evet. Artık yani. Peki sizden sonra bu mesleği yürütebilecek kimse var mı? Vallahi şu anda yok. Onun için uğraşıyorum. Eğer gerekli yardımları alırsam işte bizde bu işe merak salacak bir veya iki kişi en azından bir veya iki kişi daha çok işte yani eski besli gibi olsun yani. Şurada bir köşkler pazarı olsun yani insanlar köşkler yüzsün takır takır yemeli yapsın, ayak yapsın, bir şeyler yapsın, üretsin. İnsanlar üretmesi zaten bir şey yaramaz da ben isterim ki öyle olsun yani. Sadece ben burada tek olmayayım yani. Düşünebilir misin? Adıyaman bölgesinde sadece bu yemeğine ben uğraşıyorum. Adıyaman bölgesinde yani. 1 milyon nüfusu belki çevre ilçelere dahil. Sadece sizden başka yapan kimse yok. Ben yok ya yani başka ben bilmiyorum. Yani bir sözde haberim olurdu yani. İşte en son köşkör Mehmet İmam Hacı. Namı der İmam Hacı. Aşık oldum, saygı duydum. Dedem, keşke ben de onun gibi iyi bir usta olabilsem. Bir de telefon açayım. Yaptığınız yemeğinleri kimler satın alıyor? Genelde işte, Best'in yerlisi genç arkadaşlar. Orta kesim, işte, bazen bu tür yemeğinleri seven bayan arkadaşlar. Şimdi dışarıdan bazen telefon açıp telefon numarası duyacakların Besni'ni sağ olsun arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz telefon açıp istiyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Peki bu yemenleri geliştirmek için devletten ne gibi talepleriniz var? Vallahi ben şunu da söyledim, bir merhabi yazı yazdım Kültür Bakanlığı'na. İşte bu işi daha çok geliştirmek, biraz daha ekipman ve eleman toplayabilmek için maddi destek, önce manevi destek. Daha sonra maddi bir destek bekliyorum. Yani şimdi durup dururken bunlar olmuyor. Yani mesela oturduğum şu dükkan bile kira. Yani belki yarın çıkmayacak. Yani başka bir dükkana geçeceğim. Orada yöneteceğim ama işte en önemli şey benim için şu anda maddi değil. İlk önce manevi, daha sonra her şeyin olduğu gibi maddi bir destek olursa belki bu işi daha güzel yapmaya, daha kaliteli yapmaya, eleman yetiştirmeye. Peki, son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Son olarak ben ya gücüm yettiği kadar bu işi yapacağım. Gücüm yettiği kadar bu işle uğraşacağım. Gücüm yettiği kadar da işte maddi destek aramaya çünkü çok da zengin bir insan değilim. Bu işi zaten görürsünüz yani. Zengin bir insan olsam hiçbir desteğe de ihtiyacım yok yani. Öyle bir şeye başvurum da olmaz. Yani. Çünkü böyle bir yapım da yok. Yani işte bazı imkanlar var. Koskep'in veyahut da devletin verdiği sunduğu imkanla teşvikler var. O teşviklerden yani yararlanabilirsek bu iş daha güzel olacak, daha iyi olacak, daha iyi niyetli olacak yani. Çünkü benim niyetim en azından şurada bir iki tane genç arkadaş, bayan veya erkek fark etmez. Yeter ki bu işe gönül versin. Onları yetiştirip belki bizden sonra yürütürler yani. Belki de bitecek yani. Anladım. Bu gördüğünüz yemeni tam dedim 35 yıllık böyle hatıra olarak dedemden kalan son yemenisi. Son yaptığı işlem bakın şu işleme bakın buradaki işlem elle bakın benim yaptığımla bunun yaptığı arasında daha da fark var. Ben çivili yapıyorum dedim rahmetli bunu elle dikerek yapıyor. Yani bu orijinal bir yemeni. Her tarafında elle diken bir iş. Makine yok yani bunda. Orjinal. Ve 35 yıldan beri bunu özenle saklıyorum. Her gün de buna baktıkça bunun biraz daha kalitelisini, biraz daha iyisini, biraz daha güzelliğini ve geliştirmeyi, her zaman için geliştirmeyi düşünüyorum.